Merhaba. Ekonomide hareketli bir haftayı geride bıraktık. Daha hareketlisi yolda. Dövizde hareketler aşağı yönlüydü bu hafta. Dolarda düşüş başladı mı, kalıcı mı? Bunları konuşacağız bu hafta. Tabii ki haftanın önemli gündemi Erdoğan-Biden zirvesi, uzun zamandır beklenen görüşme gerçekleşecek. Onun sonuçları, olası sonuçlarını tartışacağız. Ve Fed'in bu hafta toplantısı var. Fed ne yapacak? Faiz arttıracak mı? Amerikan 10 yıllıkları ne yönde hareket etmeye devam edecek? Doları ve altını ne yönde etkileyecek? Bunları konuşacağız. Hadi başlayalım. Evet, Türkiye'nin uzun zamandır stratejik rolünü konuşuyorduk ve Batı'nın bizi tamamen yalnız bırakmayacağını ve sırtının tamamen bize dönmeyeceğini hep konuşuyorduk. Ancak tabii ki uzunca bir zamandır NATO'da sıkıntılı bir süreçteyiz ve NATO'dan hatta çıkarılır mıyız, ayrılır mıyız söylemleri vardı. Ama bu tartışmalar sırasında biz de bu işlerin bizi sonuna kadar zorlayacaklarını, ama bir nokta geldiği zaman Türkiye'nin bu stratejik rolünün hatırlanacağını ve iki tarafında birazcık geri adımlar atarak bir noktada buluşabileceğini söylüyorduk. Tabii iki taraf mı, sadece biz mi atıyoruz bunu şu anda tam bilemiyoruz. Göreceğiz pazartesiden sonra belki biraz ve önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde. Ama bir nebze olsun Amerika ile ilişkilerde bir yumuşama var. O da neden? Bu gelişmeler bana 2002'de, bundan yaklaşık 20 yıl önce, ünlü spekülatör George Soros'un Türkiye ziyareti sırasında bir cümlesini hatırlatıyor. Bir soru üzerine demişti ki, Türkiye'nin stratejik konumu itibarıyla en iyi ihracat ürünü Türk ordusudur demişti. Şimdi bu nereden çıkıyor? Bu iyi midir, kötü müdür? Bunlar apayrı tartışma konuları. Ama son itibariyle Batı'nın ve özellikle para merkezlerinin, dünyayı yönetenlerin Türkiye'ye bakışı bu. Dolayısıyla şu anda bu yumuşama sinyalleri nasıl gelişti? Herkesin elini ayağını çektiği, Taliban'ın tekrar güçlenmesiyle birlikte orada artık daha fazla misyonunu tamamladığını düşündüğü, Amerikalıların, İngilizlerin terk ettiği Afganistan. Evet, Türkiye Afganistan'a asker göndermeyi kabul ettiği söyleniyor ve bununla ilgili Batı'nın da askerleri çekmesiyle yerine Türk ordusunun doldurabileceği tamamen konuşuluyor. Şimdi bu gelişmeler doğrultusunda tabii ki Batı'nın Türk ordusuna ihtiyacı oluyor. Tıpkı Suriye krizinde olduğu gibi, Suriyeli mültecileri oraya göndermeyelim diye hatırlarsanız neler neler tavizler vermişti Avrupa. Şimdi bu noktalarda bu tarz şeyleri iyi kötü olarak tartışmıyorum. Sadece gelişmeleri ben size aktarıyorum. Ve Türkiye'nin rolünün bu doğrultuda bakıldığı için en kötünü, Türkiye'nin başına en kötü gelmeden her seferinde bir el uzatıldığı ama tamamen de Türkiye'nin fazla güçlenmesinin de istenmediğini her seferinde dile getiriyorum. Neyse, son itibariyle çoğunluğunu biz kendimiz ettik, kendimiz bulduk diyelim. Ama şu aşamada bir nebze olsun bir yumuşama sinyali olacak. Ne kadar yumuşayacak ve gerçekten bize milyarlarca dolar para gelecek mi? Bütün davalar düşecek mi? Halkbank davası, Katsa olayları. Bunları hiç konuşmak için çok erken. Ben sanmıyorum ki bu kadar aşırı bir pozitif hava olsun. Çünkü Batı'nın şu andaki iktidara bakış açısı hala belli bir mesafede olacaktır. Şartlar ne olursa olsun. O açıdan bu bakış açısıyla muhtemelen birazcık yumuşama geliyor ama bununla ilgili de aşırı bir iyimserlik olmasını beklememek lazım. Peki biz bu kadar bunları konuştuktan sonra dönelim. Dövizde ne olacak? Dolar ne olacak? Dolardaki düşüş kalıcı mı? Evet, dolar geçtiğimiz hafta 8.46 seviyesini vermiştik ve orayı kırdı. Evet, orayı kısa vadeli verdiğimiz seviyeleri kırdığı zaman ne yapmanız gerekiyor? Kısa vadeli eğer pozisyon taşıyorsanız satıp tekrar aşağıdan alış için kovalamanız gerekiyor. Çünkü dolar da, gram altın da uzun vadeli yukarı yönlü ürünler. Ama kısa vadede ben bu seviyeleri, bu videoları neden yapıyorum? Kısa vadede yolunuza ışık tutmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece hareketin kuvvetle hedeflerine doğru gideceğini söylüyorum. O hedefler baki mi? Evet, o hedeflere yine gidilecek ama biraz oyalanma gelebilir diyorum her seferinde. Dolayısıyla 8.46 kırıldıktan sonra dövizin, dolar TL'nin gevşemesi olasıydı ve o gevşemeyi yaptı, yapıyor. 8.37 takip ettiğim diğer seviyeye, onun üzerinde bir kapanış yaptı. Altında kapanışlar 8.07 olasılığını gündeme getirir. Aşırı iyimserlik devam ederse hafta başında. Ancak dediğim gibi aşırı bir pozitif hava beklemiyorum. Daha çok Türkiye-Amerika ilişkilerinde ortak çalışmalar yapılacaktır gibi açıklamalar gelebilir sonunda. Ama Afganistan'a asker göndermemiz karşılığında bir süre, en azından bazı şeyler, yani en azından bizi biraz bir süre rahat bırakırlar gibi gözüküyor. Dolayısıyla
ana sıkıntılarımız şimdilik ortadan kalkmakla beraber ekonomideki ana problemler mevcudiyetini koruyor. Hala üretici enflasyonu, tüketici enflasyonu makası açıklığı olsun, Türkiye ekonomisinin dövize ihtiyacı olsun, kaybettiğimiz 150 milyar dolara yakın para olsun. Şimdi bunlar ekonomimizin gündeminde şu anda biraz uzaklaşmış gibi görülse de olmaya devam edecek. Çünkü bunlar realiteler. Ama kısa vadede yabancı girişi biraz daha artarsa biraz daha iyimserlik artabilir. Bir bu seviyeleri takip edeceğiz. Bu arada dövizin, doların düşüşü ve orada kalışı iyi bir şey midir? Hayır, ekonomi için iyi bir şey değildir. Çünkü Türkiye ekonomisi birçok kişi diyecek ki dış borcumuz var, şöyledir böyle. Ama düşük dövizde Türkiye'nin ekonomik modeli o kadar yanlış ki döviz düştüğü anda cari açık patlayıveriyor. Dolayısıyla cari açık patladığı anda da sıkıntı yeniden büyümeye başlıyor. Yani Türkiye'nin bu modelle devam etmesi, yani ortodoks politikaların tıkandığı, hatta bittiği, sıkıştığı noktada Türkiye. O açıdan dövizin düşük seyrettiği zamanlarda birçok ekonomist arkadaş bayram ediyor, herkes seviniyor, zenginleşiyoruz, iyiyiz diyor ama sonuç her seferinde aynı oluyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomik modelini değiştirmeden bu politikaya, yani yüksek kur, yani düşük kur, yüksek faiz modelini zaten tutturamaz, kalıcı olamaz. Dolayısıyla bu her düşüşü dövizin, doların, gram altının bir alış fırsatı olarak devam edecek. Ben 8.07'yi dikkatlice takip ediyorum. Altında kapanışlar gelmediği sürece bu hafta majör bir değişiklik olmadığı sürece büyük bir sürpriz. Yani katsa yaptırımlarının tamamen kalkması da dahil olmak üzere ki ben böyle bir şey beklemiyorum. Bu kadar uzun süre Biden politikalarını sadece bir NATO zirvesiyle değiştirmeyecektir. Ama bir zaman kazanmış olabiliriz daha kötülerin gelmemesi için. Biz rakamlarımıza dönelim. Altın, gram altını hepiniz merak ediyorsunuz. Gram altında geçtiğimiz hafta 516 seviyesini vermiştim. 516'nın altındaki kapanışlarda orada da biraz daha düzeltme gelebilir demiştik. O da kırdı. Ancak 500-498 seviyesinde tutundu, tepki verdi. Orada takip ettiğim seviye 520 artık. 520'nin üzerinde atmadığı sürece gram altın biraz daha gevşem yapabilir. Ama 520'nin üzerindeki kapanışlar tekrar 623 ve 687 hedeflerine bu yıl içerisinde mutlaka ulaşmasını bekliyorum. Hatta yaz ayları ons altının yardımıyla olasılık dahilinde. Ama iyimserlik artarsa dolar TL bacağı sebebiyle biraz daha gevşemeler olabilir. 487'ye 460'lı rakamlar olasılık dahilinde. Biraz 460'ları çok zor görsem de 520'nin altına kaldığı sürece bir süre kısa vade yatay ya da aşağı yönlü olasılıklar var. 520 üzerine attığı anda ve kapanışlar geldiği anda bu senaryo gündemden çıkacaktır benim için. Ons altına bakmak istersek, ons altın 1865 artık takip ettiğim seviye. 1865'in altındaki kapanışlar ons altında da bozulma getirecektir. Ancak ana trendi uzun vadeli, orta vadeli her yönde yukarı devam ettiği sürece benim için altında orta vadeli hedef 2450 minimum hedefi mevcudiyetini koruyor. Bu hafta uluslararası piyasadaki en önemli konu gelen yüksek Amerikan enflasyonuydu. Evet, Amerika'da enflasyon %5'e, tüketici enflasyonu %5'e kadar ulaştı. Şimdi bakın, %0 faizli bir ülkede %5 enflasyon oluyor ve hala enflasyon geçicidir, bu sorun değildir diyor Fed ve bütün Fed'e yakın ekonomistler ve gerçekten piyasalarda buna inanmış gibi davranıyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü Fed manipülasyonu hem aktif olarak piyasada trade ederek inandırmaya devam ediyor. Bakın, hazine bonolarını aşağı doğru alan da Fed, hisse senedi ETF'lerinde, endeks ETF'lerinde kuvvetli alım yapan da Fed. Dolayısıyla bu dakikada gerçekleşenleri piyasa şu anda inanmak istediği şekilde inanıyor. Ama piyasaya çıkan serseri para miktarı arttıkça Fed'in paniği artıyor. Reverse repo dediğimiz ters repo operasyonlarıyla milyarlarca doları geri çekmeye çalışıyor. Bu bir sterilizasyon diyebilirsiniz, sağlıklıdır zannedebilirsiniz ama aslında serseri para, piyasadaki serseri paradan bayağı bir çekiniyor. Dolayısıyla bir cepten verdiğini öbür cepten süratle toplamaya çalışıyor. Madem enflasyon geçici, bıraksın bu piyasadaki para, nasıl olsa sıkıntı yaratmaz. Hayır, öyle değil. Piyasadaki parayı eninde sonunda çekmek zorunda kalacağını ama bunun tapering sözlerini kullanmadan yapmaya çalışıyor. Böyle bir model yok sevgili takipçilerim. Eninde sonunda yapılan hataların sonuçlarına katlanacaklar. Negatif reel faiz verdikleri sürece piyasada da serseri para sadece ters repo operasyonlarıyla çekilemez. Eninde sonunda
Piyasa bu serseri paranın cezasını çekecek. Ve verdikleri reel negatif faiz, bakın hep piyasada yanlış anlaşılan bir konu var. 10 yıllıklar 1976 ile 80 arasında incelensin. 10 yıllıkların faizleri yukarı giderken altın ve değerli metaller sert yukarı devam ediyor. Ve emtia hareketi de devam ediyor. Çünkü Fed geriden geliyor. Fed ne zaman ki önüne geçmek istiyor enflasyonu ve sert faiz artışlarına giriyor, o zaman değerli metaller aşağı gidiyor. 10 yıllıklarla pozitif korelasyon ve uzun zamandır görmediğimiz bir pozitif korelasyon tekrar terse dönüyor olması gerektiği gibi. Ama 10 yıllıkların faizleriyle altın uzunca bir zamandır deflatif dönemde olduğumuz için, yani enflasyonun var olmadığı bir dönemde olduğumuz için ters korele devam ediyor. Yakın zamanda ben bunun pozitif korele olabileceğini ve bir süredir de öyle devam edebileceğini söylüyorum. Yani uzun vadeli resme bakarsanız Fed'in negatif reel faiz vermeye devam ettiği sürece, hatta yalnız Fed değil dünyanın gerisi de enflasyonu geçici demek istiyorlar. Çünkü çok daha büyük bir borç krizi var. Çok daha büyük rakamlar var. O paraların çekilmesinin olamayacağını, o paraların artık uçup gittiğini ellerinden ve geri çekmeye kalktıkları zaman büyük bir kriz yaratabilecekleri bildikleri için bu negatif reel faize olabildiğince devam etmek isteyecekler ve enflasyona, bir miktar enflasyona, bu hafta Yalın da söyledi, izin vermek isteyecekler. Bunu da bir süre sonra sağlıklı olarak yorumlamaya başlayacaklar. Bu hafta Yalın'ın yaptığı gibi. Neyse, sonuç itibariyle piyasalarda bu sıkıntılar mevcudiyetini devam ettirecek. 10 yıllıkların grafiklerine baktığımız zaman 10 yıllıkları biliyorsunuz ben faizleri 0.64'lerden beri yukarı hareketi beklerken 1.70'lerin üzerine kadar gitti. Şimdi geri çekilmedi. Piyasa sadece 1.20'lerden sonra dikkat etmeye başlamıştı. Biz dibinden itibaren, geçtiğimiz yazdan itibaren bu hareketi ben buradan konuk olduğum kanallardan anlatıyorum aslında. Dolayısıyla bu hareket kalıcıdır. Şu anda bir düzeltmeye girdi. Kısa vadede 1.43 takip ettiğim seviye. 1.43'ün altına kırılma olursa 1.30'da 200 günlük ortalaması var. O seviye önem kazanacak. Ama çok aşağılara gelmesini ben mümkün görmüyorum. Tekrar tepki satışları gelecektir 10 yıllık Amerikan hazine bonolarında. Ama 1.69'da 1.68, 1.69 bölgesinde 200 haftalık ortalaması var. Ağırlıklı ortalama teknik olarak bunun üzerinde kapanış gelmediği sürece de bir süre daha bu bandın içerisinde hareket edebilir. Eğer 1.68-69'ın üzerinde kapanışlar gelirse 2.22'ye kadar hızlı bir hareket gelebilir. O da bir sert satış anlamına gelir. Böyle bir enflasyonda %2'ler bile aslında çok komik kalıyor bana sorarsanız. Dolayısıyla piyasa bir an önce olması gerektiği bu saçma politikaların dışına çıkıp dengelenecektir. Ama ne zaman? Bunu görmekte zorlanıyoruz. Biz rakamlardan bunları yakalamaya çalışıyoruz. Rakamlarda, örneğin Nasdaq'ta hala yukarı hareket devam etti. Bu hafta gelen satışlar karşılandı. 13.670 altında kapanış gelmediği sürece, S&P'de 4.150 altında kapanış gelmediği sürece bu hareketlerin yukarı devamı mümkün. Dow Jones için de, Dow Jones vadeliler için de 34.000 seviyesi takip ettiğim seviye. Bunların üzerinde kaldığı sürece piyasanın yukarı hareketi devam edebilir. Alman Frankfurt endeksinde, DAX'ta bir süredir devam eden uyumsuzluk var. Onun da satışlarla düzeltmeye uğraması gerekiyor ama gelmiyor. Ama rakam olarak takip etmemiz gerekirse 15.350 seviyesinin altına kapanış gelirse piyasalarda bozulma başladı diyebiliriz. Özellikle DAX için. Evet, bu seviyeleri takip edelim. Bunların üzerinde kaldığı sürece bu anlattığım olası negatif senaryo daha ertelenmeye devam edecektir. Ama bunun önümüzdeki günlerde, en azından önümüzdeki aylarda artık devreye girme olasılığı var. Çünkü negatif reel faiz makası açıldıkça açılıyor. Evet, Türkiye'de mesela bu hafta Bakan Elvan, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Elvan dedi ki üretici enflasyonuna, tüketici enflasyonundaki makas açılıyor. Makas açılması ve bundan rahatsız oluyorum dedi. Evet, makasın açılması gerçekten sağlıksız ama bu yeni bir şey değil. Bir süredir devam ediyordu. Şimdi farkına vardılar. Sorun üretici enflasyonun yüksekliğinde değil. Üreticiler mecburen ithal malla üretim olduğu için Türkiye ekonomisinde artık artan kur baskısıyla yapılan bütün işleri ve cari açıktan doğan sıkıntıları mecburen yansıtıyorlar fiyatlara. Tüketici neden yansıtmıyor? O biraz geriden gelir. Tabii ki bir noktada ikisi dengelenecekler ama geriden gelmesi aslında arada birilerinin zararına işlem yaptığı anlamına gelir. Çünkü tüketici talebi yeterli değil. Acaba bunun tanımı stagflasyona doğru gidiyor muyuz sorusunu gündeme getiriyor. Yani hem enflasyonun varlığı, artık önüne geçemediğimiz bir enflasyonun varlığı
Bir taraftan da aslında vatandaşın alım gücü süratle düşüyor, gelir dağılımı bozuluyor ve bir stagflasyona, bir resesyona sürükleniyor mu Türkiye? Daha kötülerini görecek miyiz? İzleyeceğiz, göreceğiz. Evet, bu haftalık bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak üzere hepinize bol kazançlı, çok dikkatli bir hafta diliyorum.